Değerli makine teknisyen takipçilerim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. CP180 modelin Joki CP180 DDL 8700. Evet bu modelin makina işi bitirdikten sonra ayağı havada nasıl tutarız onun parametresini bugün anlatacağız size. Bakın 56. parametre 0. Biz 55. parametrede ayarlayacağız. 55. parametreyi 1 ken 0 yapıyoruz. Evet bu şekilde bakın. Küçük ekranda 1 veya 0 görünür. Siz bu 55. de 56 yaptığımız zaman hafızaya almış oluyoruz. Juki makinalarda böyle. Bir sonraki parametreye geçtiğimiz zaman hafızaya almış oluyoruz. Şöyle makineyi tekrar kapatıp açıyoruz. Normale dönüyor. Şimdi çalışalım. Bakın bu şekilde makine durduğu zaman ayağı kendisi kaldıracak. Tabii ki şu anda etiket programında olduğu için normale çevirmemiz lazım. Bakın şu an etiket takma programında biz normal düz dikiş programına çevirelim. Şimdi deneyebiliriz. Şöyle bakın ayağa kaldırmıyor. Biz kendimiz pedala bastığımız zaman ayağa kaldırıyor. Şöyle. Bakın çalışırken normalde ayağa kaldırmıyor. Ama 55. parametreye şimdi Tekrar geliyoruz. Evet sıfırdı. Bir yapalım. 55'i 1 yaptığımız zaman 56. parametreye geçtik. Normale çevirdik. Yani hafızaya almış olduk. Bir sonraki parametreye geçince. Şimdi hafızaya aldık. Şimdi makineyi normal çalıştırdığımızda ipliği kestiğinde kendisi ayağa kaldıracak. Bakın otomatik olarak kaldırıyor. Pedala da basmıyoruz. Bakın ayağımız pedalın üzerinde değil. Ama ayak havada şu an. Normalde ipi kestiği zaman son işlevi yaptığı zaman böylece ayağı kendisi kaldırmış olacak. Size de bu şekilde bir ayak pozisyonu lazımsa çalışma esnasında işi bitirdiğinizde ayağı kendisi kaldırmasını istiyorsanız dediğim gibi 55. parametrede bunu ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz pozisyona göre ayarlayabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bu videomuz da bu şekilde. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için abone sayımız 7000'lere yaklaştı. Herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayalım.